Bugün İnaltı Köyü mağarasındayız. Girişi bu şekilde. Mağaranın yanında böyle işletmeler var. Burada kahvaltı yapabiliyorsunuz. Gözleme, patates, ayran, çay. Önce mağarayı gizliyoruz. Mağaradan sonra çıkışta bunları yiyeceğiz. Şu an işletme sahipleri burada değil. Çok erken gelmişiz. Mağara 650 metre. Ama merdivenler öldürüyor. Kapı açılınca geçeceğiz. Birazdan kapılar açılır. Sabah 9.00'da İnaltı Mağarası'na geldik. Daha mağara bile açılmamış. İsmim Salim Demir. 2 yıldan beri burada mağarada görevliyim. Sizin gibi güzel insanlara ne kadar olursa olsun görev yapıyoruz. Hepinizi seviyorum. Tekrar hoş geldiniz mağaramıza. Çok teşekkürler abi. Hoş bulduk. İçeride yaşam kalıntısı var. Göreceksiniz. Yaklaşık olarak 700 yıllık. Buradaki yaşam 700 yıllık. Wow. Kalıntısı göreceksiniz. Yürürken mağaranın dar alanında, sağa eğiliye dar alanında size o ben buradayım diyecek kalıntı. ...670 metre... gidişi var. Gidiş, dönüş aynı yerde. Yani geriye dönüş aynı yerde. 2.5 kilometre daha ileriye var. Dağcılar. Bizim ekipmanımız tabii dağcılar. Bizim ekipmanımız gitme şansı hiç yok. Giderek daha da serin olmaya başlıyor ilerledikçe. Eskiden burada Pontos surlar yaşıyormuş. Yaşamakta güzel gözde mağara 650 metre ileriye doğru gidiyor. Ayağı çok güzel. İçeriye bu saçaklar var. İçerisi çok serin. Dışarısı çok sıcak ama içerisi çok serin gene. Harika. Fotoğraf çekmenizi de engelleyen ışıklar yok burada. Evet, beyaz ışık kullanılmış. Onun için mağara tüm eşyalının tüm güzelliğini görebiliyorsunuz. Mağara çok güzel şekilde fotoğraflanabiliyor. Evet. Mağara epey yüksek değil mi? Yüksekliği güzel. Ferahlama var. Astıma, romatizmaya iyi geldiğini yazmışlar, açıklamışlar yerde. Düşme kaygan buralar.
mağara çok güzel. Mağara çok derin ve ferah. Yani öyle mağaralarda dar alanlarda yürürsünüz ama buradaki yükseklik olarak, ferahlık olarak çok muntazam ve çok rahat yürünüyor. Nefes alışınız değişiyor. İçerisi çok güzel. Hava çok temiz. Yolun sonu burada bitiyor. En son buradan ilerisi için ekipmanlar gerekiyor. Ha, yol bayağı bir daralıyor. Ekipmanlar gerekiyor. Çok dar geliyor. Dağla dağla şurayı belki. Mağara 75 milyon yaşında genç mağara. 18 metre genişliği, 2,5 kilometre boyu, kullanım alanı 670 metre. Kum taşı ve kiraç taşından oluşma, sağlık açısından da astım ve romatizmaya iyi gelen bir mağara. Şu anda kiraç taşından olduğu için oluşum devam eden bir mağara. Hala gelişiyor. Bir de yaşam alanı var orada. Geniş bir alanı. Yaşam alanını siz görmüşsünüzdür. Alçak yerden geçtiğinizde orada bir duvar, orası yere kadardı. Kapı vardı orada. Kapının kendisi yoktu da kapı kadar bir boşluk bırakmışlardı. İlerisi eskiden biz bu köylü olduğumuz için çocukken giderdik daha ilk okulda. O kapıdan ileri geçemezdik ileride. Ufak ufak göller, sular falan vardı. Bu arada da aşağı ağız kısmı da kapalıydı mağaranın. Bizim çocukluğumuzda 4 metre falan kalmıştı. Yukarısı göçmüş. Bu arada Rum krallığı yaşamış şeyde, köyde. Hatta onu temsil eden resimler var ileride kayalarda. Onu da gösterebilirim size. Kral öldükten sonra da şeye inanırmış, halkını yöneteceğine. Onun için en zirveye çıkmış. Yukarıdan size bakıyor. Yani bütün çevreyi görebiliyor yani. Onun için oraya yapmış. Onun için kendini oraya şey yapmış. Kral, şey, kraliçe böyle şu şekilde daha belki iyi görünüyor. Aynen görünüyor. Evet. Güzelmiş. Şeyi, kısaca hikayesi bunlar işte. Şu dinozor fosili var orada. Çektiniz mi resmini? Görmemiştik. Şan dinozor. Hiç onu görmemiştik. Şan dinozor. Bak şurada ufak yavruları da var. Bunlar bir patlama alanında bir grup olarak sıkışmış. Sağlı sollu var bak. Ama üstteki tam belirgin. Kireçleşmiş o şekilde kalmış. Hatta girip bir daha mı çeksek bunları? Bunlar tam nerede? Bunlar şimdi mağaraya giriyorsun. Demir kapı var ya yukarıda. Oradan girdin mi biraz yürüyorsun. Mağara sağa doğru kıvrılıyor. Evet. Sağa doğru kıvrıldı mı 20-30 metre gidiyorsun ama yükseğe bakacaksın. Aşağı değil. Böyle tamam. Tavana yakın. Oraya bakacaksınız. Hatta şey üzerinden giderken ilk bir basamak vardır. Bir basamak inersiniz orada. Evet, bir basamak. Tek basamağa durduğunuz zaman
tam karşı yükseğe bakacaksınız. Evet, fosillerin olduğu yukarı. Ha, burası. Bariz bir şekilde bir tane dinozor görünüyor fosili. Altta bir kuş daha var. Dinozor daha var. Gagalar çok bariz belirgin görünüyor. Burada eskiden burası kapalıymış. Şu an geldiğimiz yer yaşam alanı. Eskiden burada kapı varmış. Burası komple kapalıymış. Zaten görüldüğü gibi bir insan işi olduğu belli. Bir doğal yapı değil. Taşlar üst üste koyularak, birleştirerek yapılmış. Taşların yapısından çok bariz görünüyor. Burası yaşam alanıymış. İşte o kapıyı geçtikten sonra yalan burası. Burası bir yaşam alanı. Gördüğünüz gibi tepesi çok yüksek buraların. Açıklık alanlar var.